Rakiplerimiz her şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Doğru mu, yanlış mı, geçerli mi, geçersiz mi, haklılık payı var mı, yok mu bakmadan her türlü saldırıyı yapıyorlar. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çirkin siyaset yapıldığını belirterek düşmanca tutum ve davranışlar ile saldırıyorlar dedi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Gürkan, rakiplerin her şeyi kullanmaya çalıştıklarını belirterek seçimler öncesi temiz siyaset istediğini, ancak bazılarının bunu yanlış anladığını belirterek işin tadının kaçırıldığını belirtti. Mal beyanının valilikte olduğunu ve değişim olması halinde yenilendiğini belirten Başkan, 5 yıldır Bulgaristan Svelengrad'da çay içmeye bile gitmedim dedi. Her türlü saldırıyı yapıyorlar. Ben seçimler başlamadan bir şey söylemiştim, hatırlayacaksınız. Demiştim ki bu seçimleri Edirne'ye ve Edirnelilere yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçirelim. Siyaseten eleştirelim, yaptı, yapamadı söyleyelim, eleştirelim. Ama çoluk çocuk bu işe karıştırılmasın, aileler karıştırılmasın, bel altı olmasın. Ama özellikle son günlerde, iki aydır aslında görüyorum ama son birkaç gündür özellikle bazı arkadaşlarım bu... Yani iki kişiyi geçmiyor bu bazı arkadaşlar dediğim. Kim olduğunu herkes biliyor. İşin tadını kaçırmaya başladıklarını söyleyebilirim. Yani siyasi rakip gibi değil. Ben hep siyasi rakip olarak baktım ve davrandım. Düşmanca bir tutum ve tavırlarla saldırıyorlar. Komik şeyler var. Bir tanesini söyleyeyim. İşte mesela benimle ilgili biz kamu görevlileri de seçilmişlerdi. Seçildiğimiz anda mal beyanı veririz valiliğe. Valilikte durur onlar. Mal beyanımızda bir değişiklik olduğunda da bir ay içerisinde yenisini vermek zorundayız. Kanun böyle diyor. Yapıyoruz da. Bizim mal beyanımız orada. İşte mesela benimle ilgili Bulgaristan'da gazinolara gidiyor, kumar oynuyor. Kumardan 40-45 trilyon para kazanmış. Mal beyanı da böyle göstermiş. Diye bir şey söylüyorlar. Benim mal beyanım Edirne Valiliğinde. Herkes gidip baksın orada. Böyle ahlaksız, şerefsiz, aslı astarı olmayan, bir kere beni 5 yıldır Svilingrad'da gören bir kişi varsa söylesin. 5 yıldır ben çay içmeye gitmedim Svilingrad'a. Çay içmeye gitmedim. Yani 5 yıldır beni Svilingrad'da gören birisi varsa ispat etsin. Ben her şeyi kabul etmeye hazırım o zaman. Mal beyanım da valilikte. Açsınlar, baksınlar, sorsunlar. Hükümet imkanları ellerinde. Bakalım benim mal beyanımda öyle bir beyan var mı? Yani tabii kaybedeceklerini anladıkları için daha hayasızca ve alçakça iftiralar atmaktan çekinmiyorlar. Ama Edirne halkı herkesin ve neyin ne olduğunu biliyor. Hoş olmayan şeyler var ailelerle ilgili. Ben onların seviyesine düşmeyeceğim. Ama gerçekleri söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Bu şehirde hep söylüyorum. Kadına hakaret eden, kadına şiddette bulunan, kadına tecavüz edenlere yer yok. Aynı şekilde çocuk tecavüzcülerini, çocuğa şiddet uygulan çocuk istismarcılarına da yer yok bu şehirde. Bunu da bundan sonra haykıra haykıra söyleyeceğim. Çocuk tecavüzcüleriyle bir arada olanları da söyleyeceğim. Bunları kimler yapıyorsa hepsini söyleyeceğiz. Ama gerçekleri asla iftira atmayacağım. Arkasında duramayacağım, hiçbir şey söylemem. Belgesi olmayan hiçbir şey söylemem. Onlar gibi iftira da atmam. Görelim. 58 kilometre mesafeden binlik çelik borularla. O Kırklareli Kayalıköy barajından aldığımız su, baraj biliyorsunuz açık havada. Bir baraj. Aldığımız su doğrudan Lalapaşa Kavşağı'ndaki yeni arıtmaya geliyor. Burada suyun içerisinde gözle görülemeyen ama var olan tortuların çökmesi için demir 3 klorür diye bir malzeme kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımız bu demir 3 klorürü fazla kullanmışlar. Ondan suyun renginde bir sararma meydana geldi. O düzeldi şu anda. Bu sadece suyun rengiyle ilgili, suyun kalitesinde, hijyenik koşullarında, sağlık koşullarında en küçük bir şey yok. Çünkü saatlik tahliller yapıyoruz biz. Arkadaşların o malzemeyi farkında olmadan biraz fazla kullanmalarından kaynaklanıyor. Bir ikincisi,
zaman zaman patlaklar oluyor. Özellikle eski boruların olduğu yerlerde. Bu patlaklar kırılma noktasına gelmişse o boru oradan kesiliyor. Araya yeni boru ilave edilerek tamirat yapılıyor. Tabii borunun içindeki su, şebekenin içindeki su boşalıyor, boşaltılıyor. Borunun içi 30 yıldır korozyon tutmuş. Tekrar oradan boşalmış boruya tazikli bir şekilde su geldiğinde o borunun çeperlerindeki korozyonlar, tortular bir renk kirliliğine sebep oluyor. Hadise bu. O da kısa sürede geçiyor. Bazen evde bakın özellikle 20 yıl, 30 yıl üzerindeki evlerde bir çeşmeyi 2 gün kullanmayın. Ev tesisatlarında da aynı şey söz konusu. Sadece belediyenin tesisatlarında değil. Kullanmayın, 2 gün açmayın bir çeşmeyi evde. 2 gün sonra açın. İlk etapta 1-2 dakika sapsarı bir su akar. Yani evlerin tesisatlarında da bu korozyon oluşuyor. Zaten bizim şu anda altyapıda kullandığımız borular HDP tipi borular. High definition poliüretan. Yani bunlar yüksek basınca 10 atmosfer bar basıncına kadar dayanıklı. Pimaş diyor ya bazı arkadaşlar. Pimaş boruya bırakın siz 10 bar atmosfer basıncına. 1 bar verseniz kağıt gibi yırtılır. Hani bilmedikleri için ben anlatayım arkadaşlara. Şu anda kullanılan boruların 1 santimi, bunun testleri yapılıyor, dayanıklılık testleri. 1 santimi 28 santime kadar uzama kabiliyetine sahip kullandığımız borular. Bakın bu kadar yüksek basınca dayanıklı ve dayanıklı borular bunlar. HDP tipi borular. Yani 1 santimini kesiyorsunuz, çekiyorsunuz 28 santime kadar uzuyor bu borular. Burada yani arkadaşlar hayatları boyunca yonca tarlasından başka bir şey görmedikleri için, yonca sulamaktan başka bir şey de yapmadıkları için zannediyorlar ki hayat ondan ibaret. Hayat ondan ibaret değil. Hayatın içinde birçok teknoloji var sevgili kardeşlerim diyorum. Çocuğum birçok teknoloji var. Biraz teknolojiye çalışın. Teşekkür